Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Manisa Televizyonu ekranında kent ve ekonomi programıyla canlı yayınımızda bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün kentimizde gayrimenkul sektörünü, emlak sektörünü biraz daha yakından mercek altına alacağız. Biraz daha fotoğrafa, daha büyük fotoğrafa bakmaya gayret edeceğiz. Tabii emlak müşavirlerinin bu dönemlerde yeni bir takım yönetmeliklerle, kararlarla, uygulamalarla tabii ki mesleklerine dönük alınan önlemler de var. Onların bu mesleklerini daha ciddi yapabilmeleri, daha eğitimli ve donanımlı kişiler olabilmeleri kuşkusuz müşterileri açısından da yani biz tüketiciler açısından da çok değerli ve anlamlı. Bu dönemde son yıllarda aslında bu konuya çok ciddi bir önem verildiğini ve hassasiyet gösterildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte tüm bu konuların konuşulacağı ama aynı zamanda emlak sektöründe Manisa'nın son durumunun yine arsa ve konut yapısı itibariyle de ele alınacağı bir program gerçekleştirmeyi amaçladık ve bu soruları bir uzmanına soralım istedik her zamanki gibi. Uzmanı kim? Elbette Bahattin Akgüz, yani Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı, aynı zamanda Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini de yürüten çok deneyimli bir isim. Değerli başkanım hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun inşallah, Manisa'mız için yararlı ve faydalı olsun. İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp geldiniz. Dönem dönem yine sizin bu alandaki uzman görüşlerinizden, deneyimlerinizden, görgünüzden, bilgi birikiminizden istifade edeceğiz. Bizim aracılığımızda inşallah sektöre ilişkin beklentilerinizi, taleplerinizi, varsa şikayet ve önerilerinizi bu ekrandan kamuoyuyla paylaşabileceksiniz. Ümit edelim ki çok da güzel bir mesleki işbirliği olacak ve bu işbirliği Manisalıların en fazla yarar sağlayacağı noktaya taşınacak bundan sonraki süreçte. Her zaman inşallah. Eksik olmayın. Şimdi ben öncelikli olarak asıl konularımıza girmeden önce malumunuz bir pandemi süreci yaşıyoruz. Evet. Bütün dünyada ve Türkiye'de. Süreç bazı sektörlerde ekonomik anlamda bir durgunluk yarattı. Bu da aslında çok sürpriz olmayan bir durum. Zira yaşam kısıtlarımızın olduğu bir süreçte bundan iş yaşamının, ticaret hayatının etkilenmemesi zaten beklenemez. Bu Türkiye'de de böyle oldu. Dünyadaki diğer ülkelerde de benzer durumlarla karşılaştık. Ben pandemi sürecini biraz emlak ve gayrimenkul sektörü açısından irdeleyelim istiyorum. Çünkü Mart ayının yaklaşık ortalarından beri neredeyse 7 ayı aşkın bir süredir sektör nasıl bir yapı içerisine girdi? Dinamikler nasıl etkilendi bu durgunluktan? Onu konuşarak başlayalım sohbetimize. Ne dersiniz? Evet. Şimdi 2019 yılında zaten emlak sektörü ciddi anlamda durgun bir günler yaşadı. Tabii bunun yanında 2020 yılından biz çok ümitli beklentilerimiz vardı. Mart ayından itibaren de pandemi olayı oluştuğundan dolayı tamamen piyasa dip yaptı. Evet. Yani emlak sektörü tamamen dip yaptı. Fakat bunun yanında Temmuz ayı faizlerin düşmesiyle işte kamu bankaları 0.64, yenilerde ikinci ellerde 0.74 faiz oranları, yani bugün tabiri caizse babası oğluna vermeyecek şekilde hükümetimiz yani bu konuda konut kredi faizlerindeki aldı. Çekilen rakamlar bir can suyu. Evet, can suyu oldu ve istatistiklere göre de, TÜİK'in araştırmalarına göre de Manisa'da bir patlama oldu. Temmuz ayı itibariyle talep patlaması yaşandı. Talep patlaması oldu. Evet. Tabii bu ay faizler düşüktü. Önümüzdeki Ağustos ayı, Eylül ayı faizler yükselmeye başladı. Kamu bankaları dahil birin üzerine çıktı. Piyasada yine bir durgunluk oluştu. Tabii Ağustos ayı tamamen durdu. Eylül ayında yavaş yavaş hareketler başladı. Biz Ekim ayında Manisa tarıma dayalı bir il olduğu için dolayısıyla buradan işte toprak altındaki mahsulün paraya dönüşmesi, piyasaya katkı sağlaması açısından beklenti içerisinde idik. Evet. Bu beklentilerinizi ne kadar karşılayabiliriz? Şu anda Ekim ayı içerisinde biz bunu beklediğimiz zaman, çünkü yıllardır bir tecrübedir bu. Yıllardır işte yazın Almanya'da çalışan gurbetçilerimiz gelirler, yatırım yaparlar. Doğru. Onlar yıllar öncesi bu bitti. Şu anda yurt dışından gelen gurbetçiler malını satıp oralarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkiye pazarından çıktılar neredeyse. Tabii Manisa'da tarıma dayalı olduğu için Eylül'de başlar işte buğdayından,
domatesinden, darısından, üzümünden vesaire derken mevsimine göre o ürünler toprak altındaki mahsul hepsi Ekim ayı gibi piyasaya düşer. Biz Ekim ayında her yıl bir beklenti içerisindeydik. Bu Eylül'ün yarısından, çeyreğinden ve Ekim ayında beklenti içerisindeydik. Ama maalesef tabii ki burada olaylar farklı, dertler farklı. Küresel bir salgın var tabii, karşımızda. Salgın, çok daha çiftçinin büyük. Çiftçinin de çok zor günler geçirdiğini, mahsulün zaman zaman para etmediğini, tarlada bıraktığını gördük mü bizim içimiz acıyor. Çünkü onların getirisiyle bize fayda sağlayacak emlak sektörünü tabii, zincirleme bir tabii, yarar zincirleme, söz konusu burada. Evet. Çünkü beklentimiz ziraata dayalı olduğu için o şekilde bekliyoruz. Ama bu ayda böyle bitiyor, işte ay bitiyor. Ciddi bir anlamda yine bir durgunluk söz konusu. Tabii bu faizler de çok büyük etkiliyor. Biz zaman zaman faizlerin tekrar aşağıda birilerinin aşağısına çekilmesini bekliyoruz. Çünkü insanlar kirada oturur gibi taksit ödesinler şekli. Devletimiz de bunu destekliyor. TOKİ'lerle falan. Doğru. Ama şu anda kamu bankaları bile birilerin çok üstünde. Özel bankalar 1,5'ların üzerinde. Malumunuz 1,5'ları şey yapıyor. Türkiye'nin bir enflasyonla mücadelesi var. Evet. Zaten Türkiye'nin ekonomisinin en temel dinamikleri enflasyonla mücadele üzerine kurulu takdir edersiniz ki. Evet. Bu arada kur politikalarında zaman zaman dış kaynaklı yaşanan bazı problemler nedeniyle kurda bir dalgalanma yaşanıyor. Hal böyle olunca enflasyon ve kur sarmalında Türkiye faiz politikasını özellikle faizleri aşağı çekmek suretiyle piyasayı rahatlatmak anlamında her zaman için başaramayabiliyor. Çünkü önünde bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Enflasyonla mücadele edeceksiniz, kurları mı dengede tutacaksınız yoksa faiz kartınızı mı çekeceksiniz? Yani bu aslında ekonomi yönetiminin de en temel içerisinde bulunduğu açmazlardan biridir diye düşünüyorum ülkemizde. Ne dersiniz? Evet. Tabii burada döviz de bizi çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Evet. Altın çok etkiliyor. Borsa çok etkiliyor. Buraların değişkenliğinden dolayı, hareketliliğinden dolayı piyasayı da allak bullak ediyor. Şimdi işte dövizini bozdurup, altını bozdurup gayrimenkule yatırım yapacak insan bu hareketliliğinden dolayı bir türlü de bozduramıyor. Bu da bizi çok etkiliyor. Yani faizlerin yanı sıra bunlar da çok etkiliyor. Dolayısıyla tabii ki Türkiye genelinde bu faizle ilgili işte borsa, döviz veya yatırım araçlarıyla ilgili, emtialarla ilgili. Evet. Bunlar inşaat sektörünü aşırı derecede etkiliyor. Dalgalanmasından dolayı bir piyasa otursa zaten piyasanın en sevmediği şey belirsizlik takdir edersiniz işte, ki. İstikrar oluşturmuyor. Evet. Piyasada istikrar oluşturmuyor. Dolayısıyla bunlara da emlak sektörüne de inşaat sektörüne de etki sağlıyor diye söyleyebilirim. Evet, çok haklısınız. Şimdi peki Ekim ayına geldik. Sözünü ettiğiniz gibi kentimiz aynı zamanda tarım anlamında, üretiminde, istihdamında ve hatta ticaret ve ihracatında kapasitesinin yüksek olduğu bir kent. Bütün Ege bölgesinin adeta gıda ambarı. Çok önemli havzalarımız var. Çok ciddi ekili alanlarımız var. Önemli ürünlerimiz var stratejik anlamda ihracata da dönük olan. Yani bu tarımsal üretimdeki hareketlenmeyi de Ekim ayı malum aynı zamanda ürün ekme ayı, dikim ayı. Dolayısıyla böyle bakıldığında o hareketlenmenin de beklentisini göz önüne alırsak artık yavaş yavaş sektörün üzerindeki durgunluğu inşallah eğer ikinci dalga gibi çok daha büyük bir problemle karşılaşmayıp sürecin normal işleyişini düşünürsek yavaş yavaş üzerinden atabilecek mi? Böyle bir öngörünüz ve beklentiniz olabilir mi? Vallahi biz öyle bekliyoruz ama ben 2020 yılından bitiyor zaten. Evet. Pek ümitli değilim. İnşallah 2021 yılına ümidimiz... 20'ye inşallah benzemez diyelim. Yani. Evet. Benzemez gerçekten diye düşünüyorum. Çünkü 2020 yılı her konuda bizi çok zorladı. Felaket getirdi. Bizi çok zorladı. Her türlü felaketler getirdi. Birçok felaketler bu pandeminin yanında başka şeyler de getirdi. Doğru. İnşallah hayırlısıyla bu yıl bu şekilde bitecek. 2021 yılından beklentilerimiz çok. Eğer bu sıkıntılar devam edecek olursa tabii ki gerek bu sektörde olsun gerek diğer sektörlerde olsun esnafla ilgili sıkıntılar had safhada. Zaten pandemiyle ilgili iş yerleri daha önce kapanan iş yerlerimiz vardı. Maalesef, bir sebepler maalesef dahilinde kapanan iş yerlerimiz vardı. Bundan açtık iş yerlerimizi açtık ama eski müşteri potansiyelini bulma şansımız çok zor. Bazı meslekleri biraz okşadı, yüzünü güldürdü ama bazı meslekleri de dip yaptı, ağlattı. Şu anda
çok zor durumda olan meslek grupları var. Doğru. Yani bir emlak değil tabii ki bu. Tabii. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii inşaat, küçük esnafımız başta değil mi burada? İnşaat, emlak, evet, lokomotif bir sektördür. Hı-hı. Bu sektör, yani inşaat sektörü tek başına düşünmemek lazım. Tabii ki mümkün, evet, değil. 440 mesleğe, aşağı yukarı 440 meslek üzerine hitap eden bir meslek dolayısıyla. Çok haklısınız. Yani bu meslek hareketlendiği zaman bütün sektörler hareketlenecek ve diye ülke hareketlenir. Düşünün. Tabii, evet, ki aynı, doğru, şekilde. En zaten de hükümetimizin en önem verdiği sektör de inşaat sektörü. Çünkü onu biliyor, lokomotif olduğunu biliyor. Bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı, gerekli iyileştirmeler yapıldı, gerekli destekler yapıldı. İşte banka faizlerini düşürmesi. Yani burada yapılacak tek şey var. Banka faizlerinin tekrar geri gelmesi, banka faizlerin birilerinin altına düşmesi ve bu dalgalanan piyasada durulması gerekiyor. Anlıyorum. Çünkü bu dalgalı piyasada da kimse ne yapacağını, ne edeceğini bilmiyor. Kestiremiyor değil Çünkü mi? Manisa'mızın yapısı itibariyle, Manisa'mızın yapısı itibariyle tarım ile ünlü şehrimiz, işte sanayisiyle ünlü şehrimiz, üniversitesiyle ünlü şehrimiz, askeriyle ünlü şehrimiz. Askeriyede ne kadar bize yardımcı oluyor Manisa'ya, Manisa esnafına, Manisa'ya ne kadar yararlı oluyor onu bilmiyorum ama onu da araştırması tabii ki ciddi bir konu. Onun için bu inşaat sektörüne, emlak sektörüne önem verilmesi lazım, evet, diye düşünüyorum. Evet. Birazdan geleceğim sektör özelinde açıkçası merak ettiğim başka noktalar da var size sormak istediğim ama şimdi asıl biliyorsunuz emlak sektörünün aktörleriyle alakalı, yani emlak komisyoncularıyla ya da emlak müşavirleriyle alakalı bir dönem olumsuz bir algı oluştu ülkemizde. Hiçbir şey yapamazsam emlakçılık yaparım denilen pek çok insanın türediğini, bunların aslında kaçak yollarla bu işi yaptığını, herhangi bir vergi kayıtlarının olmadığını, bu konuda çok eğitimli ve donanımlı isimler olmadığını gördüğümüzde sektöre ciddi olarak zarar verdiklerini gördük. Ama siz gerek bu işi kentte ciddiyetle yapma noktasında her zaman hassas davranan sektörün dinamikleri ve gerekse devletimiz bu konuda sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla hem emlakçı kimliğine hem de bir emlak ofisine ya da bürosuna çeşitli standartlar getirdi. Yani bazı standartlara haiz olmayan, onun gereklerini yerine getirmeyen, bu alana zihinsel ve ekonomik olarak yatırım yapmayan kimselerin emlak sektöründe görev yapabilmeleri için müşavir olarak bir defa yetki belgelerinin alınması gerekiyor artık. Ve bu yetki belgeleri de belli kriterleri sağlamak kaydıyla ancak alınabiliyor. Evet. Şimdi bize bu bir yönetmelikte bir revizeyle zannediyorum gerçekleşti. Evet. Evet. Bize hem o önceki yönetmelik nasıldı? Revizeden sonra ne hale geldi? Ve artık emlakçılarda, ofislerde hangi tip kriterler gerekiyor? Bu işin daha ciddi yapılması için atılan adımları biraz anlatmanızı, evet, rica edeyim değerli başkanım. Şimdi taşınmaz ticareti adı altında yönetmenimiz 5 Haziran 2018 yılında yürürlüğe girdi. Girmişti, evet. Tabii bu 5 Haziran 2018'den önceki konumlarda mezuniyet durumu ve iş yerlerin küçüklüğü, büyüklüğü konusunda bazı muafiyetler vardı. Doğru. İşte daha önce odalar tarafından, işte Milli Eğitim, Halk Eğitimler tarafından alınan belgelerle ilgili geçerlilik süresi içerisinde bunların tabii zamanla yetki belgesi oluşumunda 5 Aralık 2019 yılına kadar bunlar bu eksiklerin giderilmesi ve yetki belgesi alınması konusunda bir uzatma yapıldı. Evet, ya bir süreç tanındı orada. Evet, süreç tanındı. Tabii bu süreç bazı iller bazında, işte büyük şehir, küçük şehir konumunda veya taşradaki şehirler, Doğu Anadolu'daki veya Orta Anadolu'daki iller için sıkıntı oluştuğundan dolayı bu 31 Ağustos'a kadar yine bir ek süre tanındı ve çıkarılan yönetmenlikle ilgili bir revize uygulamasına girildi. Evet. Burada içinden çıkarılacaklar ve konması gerekenlerle ilgili her şey tanım altına her alındı. Her şey tanım altına alındı. Evet. Tabii ki bu 5 Haziran 2018 öncesi ve 31 Ağustos 2020 ve 14 Ekim resmi gazetede yayınlandı. Emlakçılık yasası yönetmeni yürürlüğe en girdi. Çok daha yeni son revize hali değil burada mi? 14 Ekim'de. Şunu içeriyor. Yani bundan sonra yetki belgesi olmadan emlakçılık yapmak söz konusu değil. Peki bu yetki belgesi ne anlama geliyor Sayın Başkan? Şimdi şöyle,
Şimdi 4 bakanlık bu mesleğe hizmet ediyor. Evet, Maliye doğru. Bakanlığı, evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı. Evet. Şimdi Maliye Bakanlığı'nın her bakanlığın kendi görev ve yetkileri içerisinde sınırları var bu meslekte. Dördü de bu bakan bu bir entegrasyon sağlanmaya çalışıyor. Anladım. Tabii ileriki günlerde bunlar da oluşacak. Vergi dairesi vergisinin açılımı ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı ruhsatlandırma ile ilgili konum oraya giriyor. Hı hı. İşte bu denetimler belediyelere verildi. Belediyeler denetleyecek. Burada iş yeri çalışma ruhsatlarını açmaya çalışma ruhsatlarını verecek. Ondan sonra Ticaret Bakanlığı'na bağlanıp Ticaret Bakanlığı'ndan da yetki belgesi alınacak. Hı hı. Burada tabii ki Çalışma Bakanlığı da MYK Çalışma Bakanlığı'na bağlı. MYK'landırıyor. Yanında çalışacak insanlar seviye 4 belgesi, iş yeri sahipleri de seviye 5 belgesi almak zorunda. Evet. Tabii ki bu muafiyet süresi içerisinde biz odalar bunları yapmıştık zamanında 2005'ten 2010'lara kadar. Buralardan alınan belgeler geçerli kılındı. Buradan Milli Eğitim'e bağlı Halk Eğitim Müdürlüklerinden alınan belgeler bir ara geçersizdi. Ama bakanlık bu revize uygulamasından sonra onlar da geçerli kıldı. Bir de özelden alınan belgeler var. Emlak yeterlilik belgesi. Bunlar kesinlikle kabul edilmedi. Evet. Fakat mahkemelik bakanlıkla şirketler arasında mahkemelik söz konusu oldu. Bakanlık da bunu 5 Haziran 2018'den önce vergisi ve oda kaydı olan kişilerin belgelerini kabul kıldı. Onlar geçerli dedi. Geçerli kıldı. Evet. Ama 5 Haziran 2018'den bugüne olanlar. Bundan sonraki olanlar evet. Bir defa yeni iş yeri açacak kişilerin kesinlikle lise diploması olması lazım. En az lise mezunu olmalı. Lise mezunu olması evet. lazım. Bunun yanı sıra seviye 4 çalışanlar için iş yerinde şimdi bir de kanun burada tabii ki bu yönetmenlik onu içeriyor. Ayakçı çantacı tabir ettiğimiz kesimi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tabii zaten o size sorumun başında anlatmaya çalıştığım mesleğin itibarını, emlak müşavirinin bu konudaki saygınlığını, bu konudaki duruşunu olumsuz etkileyen faktörlerden biri oldu o sözünü ettiğiniz bir dönem çantacı, ayakçı olarak adlandırılan evet. herhangi bir ticari kaybı olmayan evet. ve devletimizi de aynı zamanda vergi kaybına uğratan kişiler değil mi? Evet, ciddi bir evet. itibar erozyonuna uğrattılar tabii mesleği. Ki. Burada tabii Sosyal Güvenlik Kurumu da evet. bazı yerindelik denetimleriyle hı hı. buradaki çalışan, buradaki barınan insanların sigortalı olup olmadığını, yer burada bu emlakçının yanında tabii. seviye 4 belgesi veya seviye 5 belgesi almış ise hı hı. Bu kişilerin de mutlaka sigortalı olma şartı olması devlet gerekir. Bir taraftan da kendi kayıplarını göz önünde bulunduruyor. Tabii. Ve kişiyi de tabii bazı haklardan yararlandırmak istiyor. İşte gençse sigortalı olsun, sosyal güvencesi tabii. olsun gibi. Tabii bu çıkan kanunlar hepsi bizim için ama bize ağır geliyor ama aslında bizim için çok önemli. Tabii burada devlet o dediğiniz dolandırıcı, sahte işler yapmış kişileri de burada engelliyor. Kesinlikle bunlar dedim ya. Evet. Her sektörde barınmalarına müsaade etmiyor. Her emlakçı bürosu evet. Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan. Hı hı. Şimdi seviye 4, seviye 5 Seviye 5 emlak yeterlilik belgesi. Evet. Bunu ayırt etmek lazım. Evet. Bu belge olmazsa olmaz zaten. Evet. Seviye 4 orada sigortalı olarak çalışanlar için alınan bir belge. Biz Manisa'da seviye 4'ü açmadık. Açabilirdik de. Neden açmadık? Genç arkadaşımız seviye 4 alıp da devamlı işçi kalmasın dedik. Hı hı. İleride patron olursa seviye 5 almak için tekrar bir maliyete masrafa girmesin diye bunun mücadelesini verdik. Biz Manisa'da bunu yaptık. Anlıyorum. Ama bazı illerimizde şimdi onun sıkıntısını çekiyorlar. Seviye 4 belgesi aldılar ama arkadaşımız liseyi dışarıdan bitirdi veya lise mezunu biraz büro düzenine hakim olacak şekilde şimdi iş yeri açacak. Fakat seviye 5 belgesi yok. Hadi bu sefer tekrar bir masraf. Biz bunu Manisa'da yapmadık. Kurum olarak bunu göz önünde bulundurduk. Tabii burada bu sahte iş yapanlar, devleti dolandıranlar, maalesef. Devlet istismar ve 5 yıldan yukarı kasıtlı olarak kasten suç işleyenler, cinsel
temasta, cinsel ilişkide bulunanlar, tacizler vesaire, istismarda bunları zaten bakanlık kesinlikle bunların kapısı kapalı. Evet. Şimdi bazıları diyor ki biz ne yapacağız? Bunların çalışma durumları bile söz konusu değil. Hı-hı. Yarın bunlar denetimlerde çalışma durumu da söz konusu değil. Biliyorsunuz bu yasayı Ticaret Bakanlığı denetliyor. Ticaret Bakanlığı'nın gözetiminde. Tabii dediğim gibi birçok kurum buna el atıyor. Kendi şartlarına göre şey yapıyor. Yarın dört bakan birden entegrasyon sağlandığı zaman daha farklı bir boyuta gelecek. Çok haklısınız. Tabii, evet. Burada daha önceki yönetmenlikte, revize edilmeden önceki yönetmenlikte günün şartlarına göre, yeni kurumuna göre 30 metre büyüklük şartı vardı. Bir ofis sonra, için kriter buydu tabii, değil mi? Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu ruhsat konumunda her il, her bölge buna uygun olmadığı için, böyle bir iş yeri oluşumu bazı yerlerde olmadığı için hakkaniyet bir şekilde dağıtımını o şekilde yaparak 20 metreye düşürdü. Evet. Yani aslında sıkıntılı bir durum yok. Ama burada tabii ki olmazsa olmaz şartları var. Bunlara mutlaka ki emlakçılarımız uymak zorunda. Ha 14 Ekim 2020'de yönetmenlik, revize edilmiş yönetmenlik resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Evet. Ama şu, bu tarihten önce 5 yıl geriye dönerek bir yerde sigortalı olarak lise mezunları 12 ay, üniversite ve 2 yıllıklar 6 ay staj görme şartı var. Eğer 5 yıl geriye dönük bir yerde sigortalı, bu iş sadece emlakla ilgili, bu işi yapıyor ise buradan belgelenecek, sigorta belgesinden belgelenecek. İş yeri açması için lise mezunları 12 ay, üniversite ve dengi üniversitelerde 6 ay staj zorunluluğu var. Evet. Eğer buralardaki, yani bu tabii ki çok zor. Yani hep böyle işte kayıp kaçak vesaire diyorduk ya. Yani resmi sigortalı belgesi olacak. Bunlar şimdi onlar geldi. Sonra ayrıyetten 100 saatlik eğitim programı geldi. Evet. Bu eğitim konusu benim ayrıca bir parantez açmak istediğim bir konu zaten. Çünkü sözünü ettiğimiz o mesleğin inanılırlığını, güvenilirliğini, itibarını ayakta tutabilmek için bizim tüketiciler olarak veyahut da işte müşteriler olarak bir emlak komisyoncusunda dış görünüşten tutun da onunla kurduğumuz iletişim noktasında bizi ne kadar ikna edebildiği veyahut da mesleğiyle ilgili ne kadarlık bir bilgi birikimine ve donanıma sahip olduğu da önemli. Kuşkusuz iyi bir emlak müşaviri sadece kendi ülkesindeki gelişmeleri değil, artık dünya global bir köy, elimizin altında internet gibi büyük bir şans var, nimet var. İnternet aracılığıyla bütün dünya üzerindeki gelişmeleri takip edebilecek, olaylara daha vizyoner bakabilecek ve kendini geliştirerek, gerekirse yabancı dil ve benzeri noktalarda da kendini ileri bir seviyeye getirerek ben mesleği çok daha iyi temsil edebilecek diye düşünüyorum. Biliyorum ki Manisa Emlak Müşavirleri Odası Başkanlığı olarak sizin de bu konuda yürüttüğünüz çalışmalar var, eğitimler noktasında. Ben kısa bir reklam arası verdikten sonra müsaadenizle o konuyu hiç bölmeden ne tarz eğitimler gerekiyor bu kardeşlerimiz için? Onlar bu eğitimlerle mesleği hangi noktalara taşıyabilirler? Neler hedefleniyor? O konunun da ayrı bir parantez içinde sevgili seyircilerimizin dikkatine sunulmasının gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Memnuniyet. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, Kent ve Ekonomi'de şimdi bir reklam zamanımız geldi. Manisa Emlak Müşavirleri Derneği'nin yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Manisa Esnaf Odası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Bugün ağırlıklı olarak çıkış noktamız emlak müşavirlerinin artık yetki belgesi alması zorunluluğuydu ama kentte konuşacak özellikle küçük esnafın da malum pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini düşünürsek çok fazla konu var. Kısa bir aranın ardından Sayın Başkan'la sohbetimiz, lütfeder ekranlarınızı karşısında bizlere eşlik etmeyi sürdürürseniz, devam edecek efendim.